Hatları gözlere indirelim arkadaşlar. Ses duysak yeterli, görmeyelim önemli değil. 19 Mayıs Üniversitesi ile sendikamız test komisi arasında yürütülmekte olan 01.07.2022 30.06.2024 yürürlülük süreli toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 23 Haziran 2022 tarihinde başlamıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü adına bağlı olduğu işveren sendikası, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜİS yürütmektedir. Aynı dönemde 19 Mayıs Vakfı, OMKAN ve bağlı işyerlerinde çalışan işçiler adına OMKAN Yönetim Kurulu ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülmektedir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 3 aya yakın bir süre geçmesine rağmen hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle 19 Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile getirmek için haftalardır eylemlerini sürdürmektedir. Sendikamız 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun yıllardır örgütlüdür ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu dönem işveren sendikası TÜİS'e üye olan üniversitede sendikamızın işverene iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine karşı hiçbir ilerleme kaydedilememiş, TÜİS kendi teklifine dayatma yaparak toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini engellemiştir. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Dün 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili yapılan açıklamayı şaşkınlıkla okuduk. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada 30 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğü sona eren toplu iş sözleşmesinden doğan %37.35'lik zam oranı ile TÜİS tarafından yeni dönem toplu iş sözleşmesinin ilk 6 ayı için önerilen %5 zam oranı toplanarak %42.35 oranında zam yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak belirtmekte fayda var. %37.35'lik zam oranı yani 0,1